Teknopat'tan herkese merhaba. Yepyeni ofisimizdeki ilk sistem toplama videosuna hoş geldiniz. Bugün Gaming Gen.TR sponsorluğunda Core i3-12100F işlemcili 12. nesil yepyeni bir sistem toplayacağız. Bir oyuncu bilgisayarı olacak. Ama öncesinde kısaca bir Gaming Gen.TR'den bahsetmek istiyorum. Şirket ülkemizde 1,5 seneden beri oyun bilgisayarları ve oyuncu ekipmanları satıyor. Gaming sektöründe tecrübeli bir ekip tarafından yönetildiğini de belirtmemizde fayda var. Şimdi ben parçaları kutusundan çıkartmaya başlayacağım. Dilerseniz işlemcimizi kutusundan çıkartarak başlayalım. İşlemci dedik ama videonun bir başka sponsoru da Nvidia olduğundan dolayı ekran kartını kutusundan çıkartarak başlayacağız. Asus'un burada Dual serisi çift fanlı soğutmaya sahip ekran kartını kutusundan çıkartalım isterseniz. RTX 3060 ekran kartımız Nvidia'nın hem Ray Tracing hem de DLSS teknolojisini ihtiva ediyor. İçerisinde ikinci nesil RT çekirdekleri mevcut. Bu sayede oyunları Ray Tracing sayesinde yüksek görsel kalitede oynamak mümkün oluyor. Görüntü çıkışlarına baktığımızda 3 adet DisplayPort, 1 adet de HDMI olduğunu görüyoruz. Buradaki plakanın aynı zamanda paslanmaz çelik olduğunu da belirtelim. Bu da paslanmaya karşı dayanıklı. Yine arkada arka plakamızın olması da bir başka avantaj. Kartın hem arkadaki PCB'sini tozdan koruyor hem de yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor. Kartımızın üstünde iki tane eksenel fan mevcut. Bu fanların amacı soğutma bloğuna mümkün olduğu kadar daha yüksek hava iletmek, hava basıncı uygulamak. Yenilenmiş Intel stok soğutucuyu daha önce görmüştük hatırlarsanız. 4 çekirdek 8 thread 12100F işlemcimizi de karşımızda görüyoruz. Anakartımızı kutusundan çıkartalım. 12. nesil işlemcileri destekliyor. Kesin olmamakla birlikte 13. nesil işlemcileri de destekleyebilir. Fakat Intel'in ne yapacağı belli olmuyor biliyorsunuz. BIOS güncellemesiyle destekleme ihtimali var. Anakarta yakından baktığımızda VRM soğutmasının olmadığını görüyoruz. Fakat Yonga setinin üzerinde soğutması mevcut. Buna ek olarak bir adet M.2 yuvamız mevcut. Bize 32 gigabit hız sunan. Soğutucumuzun altında kendi termal macunu mevcut. Bu bağlamda ekstra macun uygulamayacağız. Şimdi bu işlemden sonra mutlaka ama mutlaka arka kısımdan kontrol edin. İyicene oturup oturmadığından emin olun yuvaların. Zira bu 12. nesilde gerçekten epey bir baskı uygulamak gerekiyor işlemci soğutucunun yuvaya oturması için. Fanın çalışması için gerekli bağlantıyı da CPU fan pinlerine yapmayı unutmayalım. Sistemde 16 GB belekler kullanacağız. Bunlar XPG'nin Spectrix D50 modelleri ve ROG sertifikasına sahip. Bir ROG anakart kullanmıyoruz fakat anakartımızla en üst düzeyde uyumlu olacağını düşünüyoruz. Monte ettikten sonra göreceğiz ama beleklerin bir de tasarımı ve RGB özelliği var. Kutudan çıkartıp daha yakından bakalım. İlk defa üzerinde ROG logosu olan belekler görüyorum. Açıkçası hoşuma gitti. SATA SSD'lere uzun zamandan beri veda ettik. Bu sistemde bir istisna değil. Yine M.2 SSD'miz mevcut. XPG'nin SX6000 Lite modeli 512 GB kapasiteli ve 1800 MB saniye ardışık okuma, 1200 MB saniyede ardışık yazma vaat ediyor. Şimdi baktığınızda neden çipleri eksik diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu 512 GB kapasiteli, 1 TB kapasiteli olsaydı buradaki NAND çipleri de dolu olacaktı doğal olarak. Eğer anakartınızda M.2 soğutma bloğu yoksa SSD'miz kendi soğutma metaliyle birlikte geliyor. Bunu takalım isterseniz şimdi. Buradan yapıştırıcıyı söküyoruz. Sonrasında
vida kısmına, vida kısmına denk gelecek şekilde konumlandırıyoruz. İşte bu şekilde yapıştırıyoruz. M2 montajı için anakartın kutusundan böyle bir aparat çıkıyor. Açıkçası vidalardan kurtulmak benim çok hoşuma gitti. Çünkü vidalar çok küçük, monte etmesi zor ve kayboluyorlar. O yüzden bu aparat sayesinde M2'yi kolayca monte edebileceğiz. Önce bunu anakartımıza şu kısmıyla takalım isterseniz. SSD'miz 80 mm uzunluğunda, bu bağlamda aparatımızı 2280 yuvasına takıyoruz. Başarıyla taktık. Artık SSD'mizi monte edebiliriz. İyice yuvaya oturduğundan emin oluyoruz. Bu şekilde. Sonrasında indiriyoruz. Ve pipkamızı bu şekilde içeriye sokup bastırıyoruz. SSD'miz gayet sağlam bir şekilde yuvaya oturdu. TUF Gaming GT301 kasa bu sene içerisine en çok sistem monte ettiğim kasa diyebilirim açıkçası. Beğeniyor muyum? Evet, beğeniyorum. Bunu daha önceki videolarda da dile getirmiştim zaten. Uygun fiyatlı olmasına rağmen monte ederken elimi kesmeyen güzel kasalardan bir tanesi. Yani özellikle böyle dikkat etmek zorunda kalmıyoruz. Aynı zamanda önde 3 tane fanı var. Güzel bir soğutması var. Mesh kaplaması var önde. Yani ızgara kaplaması var. Bu sayede içeriye gayet güzel hava alabiliyor. Yani özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda bir fiyat performans kasası olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz anakartı içerisine monte etmeye başlayalım. Arka plakayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutursanız anakartı komple sökersiniz. Bu da size güzel bir tecrübe olur açıkçası. Anakartımız micro ATX olduğundan dolayı kasanın yükseltme vidalarını yukarıya taşıyacağız. Çünkü vidalar ATX anakartlar için bu şekilde aşağıya konumlandırılmış. Bunları biz micro ATX yuvalarına yukarıya taşıyalım. Sökelim yuvasına. Anakartımızı artık kasamıza indirebiliriz. Sıra geldi güç kaynağımıza. Asus'un TUF Gaming 650 Watt güç kaynağını kutusundan çıkartalım. Burada üzerine dikkat çekmek istediğim bir nokta var. 6 yıl garantili olduğunu belirtiyor Asus güç kaynağının. Burada kasanızın üzerine yapıştırabileceğiniz stickerlar mevcut. Ve içerisinde askeri sınıf bileşenlerine ait sertifikası var. Tamam. Uygun fiyatlı olmasını sağlayan yanı ne derseniz modüler olmaması diyebiliriz. Gaming Enter'in online ek olarak bir de mağazası var. Mağazanın açılışına bizzat gittim ve orada okurlarımızla karşılaştım. Onlarla da sohbet etme imkanım oldu. Siz de mağazaya giderseniz ürünleri birinci elden deneyimleme ve satın almadan önce kararınızı daha iyi verme şansına sahip olabilirsiniz. Üç kablolarımızı bağlayalım. 24 pin anakart bağlantısıyla başlıyoruz. Hazır gelmişken onun hemen altındaki ön USB 3.0 bağlantısını da yapalım. Sonrasında üst kısma geçiyoruz ve 8 pin CPU güç bağlantısını yapıyoruz. Yine ön ses portlarının çalışması için HD audio'yu bağlıyoruz. Bunda da bir tane pin görmüş olduğunuz üzere dolu. Şimdi kasanın 4 tane fanı var fakat anakartın üzerinde 1 tane fan çıkışı var.
Her ne kadar öndeki 3 fan bir tane çoklayıcıya bağlı olsa da her halükarda bir tane ekstra fan yuvasına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de zaten kasayla birlikte bir tane çoklayıcı gelecek. Biz burada kendi çoklayıcımızı kullanıyoruz. Size farklı bir çoklayıcı gelecek ama önemli olan nokta şu, bütün fanlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor olacak. Çoklayıcımızı bağlayalım. Çoklayıcıyı CH fan pinine bağlıyoruz. Öndeki 3 fan tek kablo ile geliyor. Bu bağlamda bunu buraya bağlıyoruz. Sonrasında da arkadaki egzoz fanın bağlantısını yapıyoruz. Öndeki fanların RGB kontrolcüsü gücünü SATA ile alıyor. Bunun SATA bağlantısını yapıyoruz. Ekran kartımızı monte edeceğiz şimdi. Kartımız 2 slot kaplıyor. Bu bağlamda buradaki 2 tane yuvayı sökeceğiz. Yuvamızın kulakçığını açıyoruz ve kartımızı yuvaya yerleştiriyoruz. Son olarak kartımızın 8 pin PCI Express güç bağlantısını yapıyoruz. Evet, sistemin montajını tamamladık ve yeni ofisteki İlk topladığımız sistemi çalıştıracağız sizlerle birlikte. Sistemin satın alma bağlantısını videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Yine buna ek olarak sistemin özelleştirilebilir olacağından da bahsedelim. Yani dilerseniz bazı parçaları satın alırken değiştirebileceksiniz. Evet, bütün bu bilgiler ışığında isterseniz gücü verelim ve sistemimizi çalıştıralım bakalım. Fanlarımız dönmeye başladı. İlk açılış her zaman biraz sürebilir. Sistemin bellekleri, yeni işlemciyi tanıması vesaire derken özellikle bellek frekansını ayarlaması için yeniden başlaması gerekebiliyor. Sabırla bekliyoruz. Sanırım F1'e basıp BIOS'a girebiliriz. Bakalım. Dın dın dın. Panik yok. Kablosuz klavyemizin pili bitmiş. Klavyeyi değiştirdik ve BIOS'a sorunsuz bir şekilde girebildik arkadaşlar. Bu aşamadan sonra XMP'yi açacağız. Windows 11 kuracağız ki bu sisteme Windows 11 kurmak zorunda değilsiniz. Windows 10 da kurabilirsiniz. Çünkü bu işlemcinin içerisinde E-Core denilen verimlilik çekirdekleri yok. Yani melez bir işlemci değil 12. nesil ailesine ait olmasına rağmen. Biz yine de güncel olması için Windows 11 kuracağız ve oyun testlerini de Windows 11'de gerçekleştireceğiz. Her şey hazır olduğuna göre sanırım artık oyun testlerine geçebiliriz. BIOS'u güncelledik, XMP'yi devreye aldık ve Windows 11'in en son sürümü olan 22H2'yi kurduk ve oyunlarımızı test etmeye başlıyoruz. Apex Legends ilk oyunumuz. 1080p very high ayarlarda test ettiğimizde minimum 97, ortalama 147, maksimumda ise 217 FPS'ye ulaşıyoruz.
Test esnasında ekran kartımız en fazla 68 dereceye çıkarken işlemcimiz de ortalama 69 derecede çalışıyor. Call of Duty Warzone ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p high ayarlarda minimum 64, ortalama 93, maksimumda ise 142 FPS'yi görüyoruz. Test esnasında ekran kartımız 66 derecede çalışırken işlemcimiz de ortalama 70 derecede çalışmakta. Cyberpunk 2077'ye geçiyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 29, ortalama 61, maksimumda ise 92 FPS elde ediyoruz. Far Cry 6 bir sonraki testimiz. 1080p ultra'da oyun bize minimum 73, ortalama 85, maksimum ise 100 FPS sunuyor. Yakında yeni DLC'si çıkacak olan Forza Horizon 5'e geçiyoruz. DLC ile ilgili detayları teknopat.net'te bulabilirsiniz. Bu oyunu 1080p ekstrem, yani en yüksek ayarlarda test ettiğimizde minimum 62, ortalama 68, maksimumda ise 82 FPS alıyoruz. Fakat siz daha yüksek FPS istiyorsanız ayarları biraz düşürebilirsiniz. Biraz derken yine yüksek ayarlarda 1080p yüksekte test ettiğimizde minimum 98, ortalama 109, maksimumda ise 121 FPS'yi görüyoruz. God of War ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p Ultra Plus ayarlarda minimum 52, ortalama 67, maksimum 93 FPS ile oyunu gayet akıcı bir biçimde oynayabiliyoruz. Tabii ki daha da yüksek performans isterseniz DLSS'yi bu oyunda devreye alabilirsiniz. Ama gerek var mı? 60 FPS'nin üzerinde ben gerek olduğunu düşünmüyorum 1080p'de. Mount & Blade 2 Bannerlord bir sonraki testimiz. Minimum 31, ortalama 133, maksimumda ise 204 FPS elde ediyoruz 1080p very high ayarlarda. Sıradaki testimiz PUBG. 1080p ultra ayarlarda minimum 133, ortalama 188, maksimumda ise 241 FPS elde ediyoruz. %1 FPS 119, 1000'de 1 FPS ise 57. Red Dead Redemption 2 oynamak isterseniz 1080p ultra ayarlarda ortalama 65 FPS ile yine akıcı ve güzel bir görsel şölen elde edebilirsiniz bu sistemle. World of Tanks son testimiz. 1080p minimumda minimum 401, ortalama 630, maksimum 835 FPS elde ediyoruz. World of Tanks'ı 1080p Ultra artı Ray Tracing devrede oynamak isterseniz de minimum 88, ortalama 133, maksimum 369 FPS elde edeceğinizi belirtelim 1080p çözünürlükte yine. Evet, Intel'in en son 12. nesil işlemcisini ihtiva eden sistemin oyun performansı bu şekildeydi. Sistem muhtemelen 13. nesil işlemcileri de destekleyecek. PCIe Express 5.0 desteği var işlemcinin, aynı zamanda DDR5 desteği de mevcut. Bunları da ileride isterseniz yükseltme olarak satın alabilirsiniz. Buna ek olarak sistemin satın alma bağlantısında videonun altında bulabileceğinizi belirtelim. Evet, bugün sizlerle birlikte Gaming Genter'in 12100F işlemcili ve RTX 3060 ekran kartı sistemini topladık ve oyun performansına baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.